Hadi bakalım bir hızlı hızlı yeni haftada dolar TL ne olur? Ya çok soru var bu arada. Bir altın konuşuruz piyasayı kapatmadan. Önce onu söyleyeyim. Valla dolar TL'deki yeni haftayı söylemeyeyim ama düşüncem şu. Bir bant var. Bu bandın dar bant diye tanımlayacağım şey 11-13. Tanımlayacağım bant 10-14 arası. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinden de anladığım bir kere burada hani o tek hane enflasyon lafı var ya böyle büyük şey motto. Burada bir kez daha bence tek hane bir dolar kuru görünmeyecek. Hatta bence 10 lira da görünmeyecek. Ya 11'in altı bence alım için uygun yerler. Özellikle döviz borcu olanların, döviz yükümlülüğü olanların tamamen yani portföyünde döviz tutmak isteyenler için. Ama buradan dönüp de tekrar çok hızlı özellikle böyle bir 3-4 aylık dönemde ya ben bunu buradan 11 liradan alayım işte bu tekrar 18'e gider orada satarım falan hikaye şimdilik bence öyle çalışmaz. Bir bant var bu bandın içinde bu tutulacak gibi gözüküyor. Ama şunu söyleyeyim net bakmadım kendi bilgimle söylemeyeyim ama güvendiğim arkadaşlarım dostlarımın söylediğiyle bir haftada Merkez Bankası'nın net rezervinde yaklaşık 8 milyar dolarlık bir eksinin daha açıldığı söyleniyor. Yani 35-36 milyar dolarlardaki net rezerv eksi yaklaşık 45 milyar dolarlara gelmiş. Bunun bir riskinin olduğunu kabul edelim önce. Yani Merkez Bankası'nın kusura bakmasın ama burada bir yanlış politikası var. Yani hem faizi indirip hem de kurun yukarı gitmesini engelleyemezsin. O zaman faizi indirmeyeceksin kardeşim. Faizi indirdiğinde bu kurun yukarı gideceğini zaten biliyorsun. İki, zaten rekabetçi kuru istemiyor muydun? Bırak gitsin o zaman diyorduk. Ama neymiş? Öyle olmuyormuş bu işler. Belli bir yerde sorun oluyormuş. Şimdi bence ben bu hikayeyi biraz şöyle okuyorum. Demin sen söyledin tutar olarak, ben kişi olarak söyledim sadece bir bankada. Önemli bir yatırımcı ilgisi var. Bu döviz korumalı mevduatta. Ve ben bu piyasada Ben tecrübemle söyledim. Sayın söyleyeyim. Cumhurbaşkanı söylemişti. Tamam. Hayır, kendi söylediğim şey. Şeyle ne derler? Kuvvetle muhtemelen çünkü yenileme hakkı da doğduğu için bence ekseriyetle 3 aylık kullanılacaktır bu. Şimdi 3 aylık kullanıldığı için de bence şeyin ne derler ona? Ekonomi yönetiminin de 3 aylık bir dönemde kuru çok yukarı doğru gittir adım atacaklarını düşünmüyorum. Ne demeye çalışıyorum? Hani o Merkez Bankası'nın PPK toplantısındaki metninde söylüyor 2022'nin ilk çeyreği sanki benim kafamda şöyle bir şey var. İlk çeyrek sonuna kadar Merkez Bankası faize dokunmayacak. Bir kur stabilizasyonu sağlanacak. Bu kur stabilizasyonu bir yerden sonra istenilen hızda olmasa enflasyonu da bir miktar aşağı getirecek. Ve bu bağlanmış olan mevduatlar yani gerek TL'den gelen gerek DTH'dan bozularak gelen bunların gerekse hazineye, gerekse Merkez Bankası'na bir yük yaratmadan yönetilmesine yönelik bir gayret olacağını düşünüyorum. O nedenle buradan dolar alayım da para kazanayım kısa vadede ya da işte 3 aylık dönemde. Burası Türkiye tabii yani sonra videoyu da önüme koyarlar böyle demiştin diye ama şimdiki gözlemim bu hikayenin böyle kurgulandığı şekliyle. Çalışır çalışmaz onu bilmem ama ben 11 liranın altındaki seviyelerin özellikle borcu yükümlülüğü olanların, özellikle ticaret yapan işletmeler açısından uygun yerler olduğunu düşünüyorum.